Merhaba, ben Şef Murat Bozok. Yine bugün birbirinden güzel iki et yemeğiyle karşınızdayım. İlk yemeğimiz dana lokum. Yanına yabani pirinç yapacağız. Benim en sevdiğim tahıllardan bir tanesi. İkinci yemeğimiz makarna, rigatoni makarna yapacağım. Mantarlı, içine birazcık da kuru et koyacağız. Hadi gelin başlayalım. Gelin yemeğimize başlayalım. Dana lokum yapacağız ama ondan önce yabani pirincimiz var. Tadı benim çok hoşuma gidiyor. Pişirmesi de oldukça kolay. Böyle hafif canlı gibi gelebilir ama suyun içinde haşlayacağız esasında. Tıpkı makarna haşlar gibi. Şöyle kaynayan suyum var. Su ne kadar bol olursa o kadar iyi. Bu makarnalar için de geçerli, bulgur için de geçerli, mercimek için de geçerli. Neden suyun bol olması lazım onu da söyleyeyim. Şimdi içine soğuk bir şey atacağım ve suyun ısısını düşürecek. Eğer su ne kadar fazla olursa ısısı o kadar az düşecek. Bol bol tuz atıyorum. Bu suyun böyle deniz suyu gibi tatması lazım. Eğer ağzınıza alırsanız denize girdiğinizde ağzınıza kaçan su gibi olması lazım. Bol bol tuzumu attım. Kaynaması lazım. İçine atıyorum. Şöyle yaklaşık bir 20 dakika falan pişecek. Yabani pirincin de türleri var. Renk renk ve boy boy oluyor. Bu biraz daha küçük. Bunların biraz daha büyükleri var. Bazıları 1 saate kadar piştiği de oluyor. Onun için siz yine de arada sırada bir tadına bakın. Olduğunda o dişe gelir kıvama geldiğinde alabiliriz diyelim. Önce diğer malzemelerimi, yabani pirincin içine koyacağım malzemeleri hazırlayayım. Kapya biber koyacağım. Birazcık kinoaya benzetiyorum pişirmesini. Evet, kendine has bir tadı var. Ama böyle hafifçe de aromalandırmak lazım. Şöyle kapya biberin ucuna alayım. İnce ince keseceğim. Hem görsel olarak bence güzel oluyor. O siyah yabani pirincin içerisinde parlıyorlar. Hem de lezzetsel olarak bir şeyler katmak lazım. Tatlını mutlaka koymak lazım. Ben kayısı koyacağım. Kuru kayısı koyacağım. Şöyle alalım, çekirdek kalmasın. İçindeki bu beyaz sinirleri de alalım. Hafif böyle acımtırak bir tat veriyor. Eğer biber, patlıcan ne olursa olsun kabuğunu alt tarafa gelecek bir şekilde koyun. Çok daha kolay keseceksiniz. Eğer kabuğu yani parlak yüzeyi dışarıda olursa bıçağınıza zorluk verecek. Daha zor keseceksiniz. Aklınızda olsun. Şöyle ince ince kesiyorum önce. Bir taraftan yabani pirincim kaynıyor. Altını bir parça kısabilirim. Böyle orta ateşte. Pişsin. Hepsini aldım. İnce ince burna dediğimiz şekilde kesiyoruz. Ha, bunun Türkçesi yok mu diyorlar. İşte julyen kesiyoruz, burna kesiyoruz, demi-glace sos yapıyoruz. Yani Türkçeleştirebiliriz. 1900'lü yıllarda Escoffier denilen bir adam ki bizim esasında şeflerin böyle en üstü, kralların şefi, şeflerin kralı diye geçiyor kendisi. Augusto Escoffier. Bütün bu kuralları kendisi yazmış. Yani temel soslar var, hepsinin adını koymuş. Demiş ki bunlar temel soslar. İşte bıçakla kesim biçimleri var. Julien Brunat bugün çok kullandığımız. Bunların hepsinin isimlerini kullanmış, koymuş. Biz de hala o günden bugüne aynı. Küçük küpler halinde de diyebiliriz Türkçeleştirirsek. Şöyle ince ince kesiyorum. Eğer kesmekte zorlanıyorsanız daha küçük bir balya alın elinize. Daha rahat. Eğer yeni başlıyorsanız, bıçaklarınız çok iyi değilse, ne kadar küçük bir balya alırsanız hakimiyetiniz o kadar artacak. Şöyle ince ince keselim. Bunları bir kenara alıyorum. Domates koyacağım içine. Şöyle yine renkli domateslerden. Biraz büyük çan olduğu için çeyrek çeyrek kesiyorum. Bir iki tane de kırmızı alayım. Onları da çeyrek çeyrek keselim.
Hep de dinliyoruz. Tavaları, tencereleri altını açık unutmuş olabiliriz. Bir şey kaynıyor. Hep ne durumda diye dinliyoruz. Ters giden bir şey varsa bize o ses sinyal verecek. Dediğim gibi tatlı bir şey koymak lazım. Hafif tatlandırmak lazım. İncir kullanabilirsiniz, kuru kayısı kullanabilirsiniz, vişne kurusu kullanabilirsiniz. Ama tatlı bir şey bence eğer yabani pirinç yapıyorsanız içine koyun derim. Bunları birazcık daha böyle şerit şerit, Escoffier'in deyimiyle jülyen şeklinde kesiyorum. Şöyle keselim. Haşladıktan sonra bir tavaya alacağım. Tereyağı çok sever. Biraz tereyağıyla karıştırmak lazım. Lezzet vermek lazım. Tıpkı makarna gibi, tıpkı diğer tahıllar bulgur gibi. Velhasıl içine bunları koyacağım. Hep beraber karıştırıp altlık yapacağız etimize. Daha sonra da bonfilemizi yapacağız. Ben bonfile lokum dedim, dana lokum dedim. Şimdi lokum ne alaka? Böyle bir kesim biçimi var mı diye sorabilirsiniz. Onları da hazırlayalım. Genelde ince ince bu son yıllarda çıktı. Özellikle et restoranlarının daha fazla yayılmasıyla beraber yaklaşık şimdi bu bonfile parçası bir parmak kalınlığında, 1-1,5 santim, 2 santim kalınlığında şeritler halinde kesiyoruz. Bence eğer etinizi biraz daha kolay pişirmek istiyorsanız bu şekilde kesmeniz, uygulamanız daha kolay. Hem daha çabuk pişecek hem de böyle cızbız yaptığınızda hiç fırın kullanmadan altını açalım. Çok daha rahat ve kısa zamanda verebileceksiniz. Suyu da içinde kalmış olacak. Et pişirirken ne yapıyoruz? Hep ayçiçek yağı kullanıyoruz. Çünkü biraz daha yüksek ısılara çıkıyor zeytinyağına göre. Sonra da tereyağıyla bitirmeyi ben tercih ediyorum. Tavamın altına açtığımda, yağımı koyduğumda tuzluyorum. Bazıları diyor ki eti tuzlarsak suyunu almaz mı? Evet, eti önceden tuzlarsak, atıyorum bir gün önceden tuzlayıp bir buzdolabına atarsam içindeki suyunu çeker. Ama tavayı açtığımızda açmamız lazım ki aromaları artık ortaya çıksın. Çünkü biz burada kavuruyoruz, karamelize ediyoruz ve bu efekti verirken lezzetin ortaya çıkması lazım. Et ne kadar kalınsa o kadar çok tuz atıyoruz. Çünkü etin içini tuzlamamız mümkün değil. Bütün tuzunu içinden alıyor. Ve tavada şimdi bayağı döndüre döndüre pişireceğiz. O sırada da bu tuzların zaten büyük bir kısmı dökülüyor, ayrılıyor. Şöyle bakalım yabani pirince. Şöyle bir alırsak hala tıkır tıkırlık var. Onun birazcık daha zamanı var. Ne kadar ayçiçek yağı koydum? Kaplayacak kadar, zar kadar koydum. Niye yağ koyuyoruz? Her şeyin bir sebebi var, ısıyı iletsin diye. Tavadan altı ısınıyor, daha sonra yağımız ısınıyor. O yağ da esasında etimizi veya ne pişirirsek onu pişirmemize yardımcı oluyor diyelim. Hep etleri karşıya doğru atıyoruz. Hep esasında bir aklınıza yazarsanız bir disiplin gibi, esasında askerlik gibi, ben biraz aşçılığı benzetiyorum, kuralları var. Eğer bunları aklınıza yazarsanız işiniz çok daha kolaylaşacak. Karşıya doğru atıyoruz ki yağ kendimize sıçramasın, diğer tarafa sıçrasın. Dumanı görmeden kesinlikle koymuyoruz. Bu sesi hep duymak istiyoruz. Eğer altını kısmadım, sonuçta buz gibi et koydum. Dolaptan çıkmış 4-5 derecede. Onun için altını kısmadım. Yine tava kendini toplasın çünkü tavayı soğuttuk. Hiç dokunmuyorum, ısıdan almıyorum kesinlikle. Eğer ısıdan alırsam ne olacak? Tavamız soğuyacak. Genellikle böyle bu sesler çıkmaya başladığında bazen panik yaşanabiliyor. Bırakın altı güzel bir zar olsun, karamelize olsun, sonra öteki tarafı çıkartalım. Çevirmem gerektiğini ne zaman anlıyorum? Hiç altını da çevirmiyorum. Şimdi yanlarında alt tarafta hafif bir sararma başlıyor. Önce beyazlaşma başlıyor, sonra hafif bir sararma başlıyor. O sararma başladığında o karamelize olmanın izini görüyorum. Belki yapabileceğim tek şey şöyle yağ akıtmak altından. Tavalar da dümdüz değil, ne olursa olsun kullanılıyor. Hafif böyle bombelikler oluşuyor. Onun için yağ eşit olarak dağılsın ki o ısıyı eşit olarak versin. Hep bu dumanı görmek istiyorum. Az çıkan dumanı görmek istiyorum. Şöyle alayım. Hafif sararmaları gördüm. Şöyle altını çevirdim. Biraz sonra içine kekik atacağım. Aroma versin diye. Bir diş de sarımsak atacağım. Şöyle ezelim. Tereyağımı da yanıma alayım. Tereyağı atacağım için tereyağı yaklaşık 160-170 derecelerde yanıyor.
Eğer çok kızgın bir tavanın içine tereyağı atarsanız yanacaktır. Altını kısıyoruz. Artık tereyağı atmaya hazırlık yapıyorum. Şöyle bir parça tereyağı atayım. Hadi bir parça daha atayım. Ben tereyağını seviyorum. Bu köpük banyosu yaptırmayı. Sarımsağını artık içine atabiliriz. Kekikleri atıyorum. İçinde su olduğu için çıtır çıtır patlama ihtimali çok fazla. Kekiği attığınızda hafifçe uzaklaşın. Biberiye için de geçerli. Eğer çok kuru değilse. Şöyle üstüne attıralım. Her iki tarafına da. Etimizi ince kestiğimiz için, Türkiye'de lokum denilen şekilde kestiğimiz için esasında az pişmiş istiyorsanız şu anda hazır. Şöyle bir kere daha döndüreyim. Her tarafına bir tereyağın geldiğine emin olayım. Şu tereyağın içinde küçük bir havuz oluşturalım. Hafifçe yana doğru alıp. Bir peçete alayım. Bir parça dinlendireceğiz şimdi etimizi. Daha önce de söylemiştim ama izlemeyenler için tekrarlayayım. Niye dinlendiriyoruz eti? Etin dinlenmeye ihtiyacı var mı? Etin esasında canını okuduk. Kendi derinizi düşünün. Yani ben parmağımı şu yağın içine koyduğumda etiniz nasıl çekiliyor? Veya bir parça yağ geldiğinde etiniz nasıl çekiliyor? Et de bir protein. Çok kızgın ateşte işte en yüksek olsun diye ayçiçekte önce bir döndürdük, sonra tereyağıyla banyo yaptırdık. Et kasıldı. Bir kendine gelsin. Hala iç tarafından ne kadar pişirseniz pişirin. Etin o verdiğimiz dışarıdan ısı verdiğimiz için, uyguladığımız için içi çok fazla ısınmadı. Bir içeriye ısı gidip gelsin, kendini hafifçe bıraksın. Daha sonra yine aynı tabanın içinde sadece ısıtmak için, 2-3 dakika ısıtmak için pişireceğim. Bunu kenara alayım. Biraz sonra lazım olacak. Şu elimi sileyim. Yabani pirinçlerimiz oldu. Şurayı da toparlayayım. Şöyle daha önceden hazırladığım suyun içinde bir süzelim. Hafif hafif de patlamaya başladı. Böyle bulgur da fazla pişirseniz ya da pirinç de fazla pişirseniz hafif hafif böyle ayrılmaya başlar. O etkiyi aldık. Suyunu atalım. Bu suyu kaldırıyorum. Eğer renkli makarna yapmak istiyorsanız, yabani pirincin böyle kendi çıkarttığı bir renk var. Makarnayı mesela onun içinde haşlayabilirsiniz. Arzu ederseniz. Daha sonra o suyu kullanabilirsiniz. Böyle mürekkep balıklı makarna falan yaparlar ya, hafif renk verirler mürekkebini alıp balığın. İsterseniz siz de o şekilde o suyu kullanabilirsiniz. Diğer tavamı alayım. Şimdi yabani pirinci pişireceğiz. Yine aynı mantıkla. Şöyle dediğim gibi tereyağı çok seviyor. Bir parça tereyağı atıyorum. Önce birazcık kapya biberleri kavurmam lazım. Yabani pirinçler zaten pişti. Daha sonra hafifçe kayısıları kavuracağım. Domatesleri en son ekleyeceğim. Yabani pirinci ekleyeceğim. Daha sonra da domatesleri ekleyeceğim en sonunda. Şöyle tereyağımız erisin. Yabani pirincin gerçekten kendine has bir tadı var. Böyle bizim normal bildiğimiz işte pirinç gibi de değil. Hafif daha toprağımsı bir tadı var. Hoşuma gidiyor. Dediğim gibi tereyağıyla da çok çok yakışıyor. Şu kapya biberleri çok az bir terletelim. Amacımız çok fazla renk vermek değil ama o kıtır kıtırlık gitsin. Neden mesela şimdi domatesleri atmadım? Yani her şey esasında dediğim gibi bir sebebi var. Domatesleri atsaydım domateslerde su oranı çok fazla suyunu verecekti. O zaman kapya biberlerin bu kendi hem lezzetini alamayacaktık hem de pişiremeyecektik. O suyun içinde pişirmek zorunda kalacaktık. Tuzumu ekliyorum. Bundan sonra esasında oynamak serbest. Kendi elinize içine sarımsak atabilirsiniz. İstediğiniz baharatı atabilirsiniz. Tahıl mesela yakışır. Biraz kekiğim var. Gözüme kestirdim. Ben kekik atacağım. Şöyle kayısıları içine koyalım. Çok az bir çevirelim.
Amaç burada o kıtırlığını almak, o çiğliğini almak. Yabani pirinci içine koyuyorum. Bunu da kaldırabilirim. Bir tuz, karabiber atalım. Dediğim gibi bu feysler, sarı domatesler, kırmızı domatesler, kapya biberler güzel de bir görsellikte katıyor içinde. Artık piştiğine emin olduktan sonra domatesleri atıyorum. Artık birazcık suyunu da salabilir. O asiditeyi buradan alacağız. İçine atalım. Bunu kenara alıyorum. Sadece şimdi etlerimi ısıtıyorum. Bir parça daha biraz önce kullandığım tavayı kullanıyorum. Tereyağı eritip sadece ısıtacağız. Ne kadar dinlendirmek lazım? Yani akşama misafir geliyor. Ben sabahtan bu etleri güzelce böyle karamelize edeyim. Akşama kadar dinlensin. Yapabilir miyiz? Yok. Yaklaşık bir 30-40 dakikadan sonra et tekrar suyunu boşaltmaya başlıyor. Bize zarar yazıyor. Onun için ideali bana sorarsanız 15-20 dakika. Tekrar şöyle bir peçete alıyorum. İkinci sefer katiyen pişirmiyorum. Yine pişirirsem yine dinlendirmem lazım. Eğer derece atlatırsam yeniden eti dinlendirmem gerekecek. Sadece ısıtıyorum. Çünkü neden ısıtıyorum? Yenilebilir sıcaklığa gelsin. Eti burada dinlendirirken oda sıcaklığında ısısını doğal olarak kaybetti. Şöyle alalım. Yabani pirinci de alıyorum. Şöyle güzelce çevirelim. Tabağımı çıkartayım şuraya. Elimi sileyim. Ne kadar temiz çalışırsak o kadar iyi. Hep bir şey yaptıktan sonra arkamızdan toparlamaya çalışalım. Temiz bir kaşık alalım. Şerit halinde koyayım. Şimdi üçleme yaptık. Onu da aynı şekilde üstüne koyarız. Kenarları biraz toplarım. Kenara çıkanları. Yine küçük bir peçete yardımıyla. Etleri koyalım. Güzel kokular geliyor. Hepinize afiyet olsun. İkinci yemeğimizde bir makarna yapacağız, rigatoni yapacağız. Penne'nin biraz daha büyüğü. Ben seviyorum. Penne'yi de çok seviyorum. Rigatoni'yi özellikle seviyorum. Neden? Biraz bizim yalancı mantı gibi oluyor. İçine koyduğunuz ürünler içine kaçıyor. Beraber yiyorsunuz. Gayet güzel oluyor. Suyum var yine. Kaynatıyorum. Böyle ne kadar bol olursa o kadar iyi. Tuzu da bol miktarda koyuyorum. Şöyle içine atalım. Makarnamız pişsin. Ne kadar pişecek? Genellikle paketlerin üzerinde yazıyor 12-13 dakika kadar. Taze makarna alıyorsanız ki bazen taze makarna da alabilirsiniz. Bilerek ya da yanlışlıkla. Taze makarnalar kendiniz de yapabilirsiniz. Çok daha kısa sürede pişiyor. Diğer tavamda makarnanın sosunu yapacağım. Gelin başlayalım isterseniz. Şöyle kuru etle başlayalım. Güzel bir parça kuru etim var. Pastırma çok yakışır. Her türlü dana bacon yakışır. Tütsülenmiş olursa bu tabii benim kendi zevkim. Herkesin zevki birbirinden farklı. Et sanki bu yemeğe böyle kremayla beraber, kremanın çünkü nötr bir tadı var, yağlı bir tadı var. Hafif tütsü tadını seviyorsanız, içine tütsülenmiş bir et koyarsanız bence çok da iyi olur.
Şöyle ince ince şeritler halinde keseceğim. Üst üste koyalım. Üst üste koyduğunuzda esasında hepsi aynı hizada oluyor. Çok daha kolay kesiyorsunuz. Bir seferde kesiyorsunuz ama ilk bıçak kullanırken gerçekten bu biraz zorluyor. Onun için teker teker kesin, zamanınızı verin. Bir kat arttırın, iki kat arttırın. Daha sonra istediğiniz kıvama gelecek. Hepsini ayrı ayrı koyuyorum. Bütün malzemeleri karıştırmıyorum. Şimdi makarnayı bir karıştıralım. Şöyle sadece bir kere karıştırıyorum. İçine koyduktan 1-2 dakika sonra bir şehir efsanesi var. İçine zeytinyağı koyarsak birbirine yapışmaz diye. Şimdi zeytinyağı üstte kalıyor yağ olduğu için. İçindekiyle bir alakası olmadığı için, makarnalarla da bir bağlantısı olmadığı için esasında öyle bir şey gerçekçi değil. Yine zeytinyağı koyabilirsiniz ama bana sorarsanız biraz israf. Zeytinyağı ne zaman koymak lazım? Zeytinyağı bence alınca, yani sudan alınca, asla sudan geçirmiyoruz, o üstündeki nişastası gitmesin. Bir parça zeytinyağı koymak lazım üstüne. Hem soğurken çekecek, hep diyoruz ya soğurken kendini bırakıyor, o zeytinyağın tadını alacak. Hem de işte o zaman yapışmasını gerçekten engelleyecek. Soğanı keselim. Bunları da ince ince kesiyoruz. Şimdi ince ince kesmeye başladık. Her şeyi bundan sonra hafif ince ince kesmemiz lazım. Bu kadar yeterli olacak. Çok da abartmayalım. Ben mor soğan kullandım. Normal soğan da kullanabilirsiniz. Eğer normal soğan kullanırsanız bir parça daha fazla sote etmek lazım. Kestane mantarları var. Onları şöyle kenara alayım. Her türlü mantarı kullanabilirsiniz. Tabii porcini mesela güzel, ideal. Porcini Türkiye'de bulmak eğer mevsimindeyse mümkün. Ama marketten eğer dolmuş alırsanız pahalı oluyor. Pahalı bir mantar. Çıtaki mantarı var. Marketlerde yine bulunabiliyor. Birazcık köpürmeye başladı. Şöyle altını hafifçe kısalım. Çıtaki mantarının biraz böyle etimsi bir dokusu var. Onun için seviyorum. Eğer seviyorsanız. Yine biz mantarlarımızı da düz düz kesiyoruz. Bir yerden başladık. Hep aynı şekilde gitmeye özen gösteriyoruz. Tabii ki sebzenin, meyvenin, etin şekli el verdikçe. Ne kadar el verirse. Bazı şefler var, onu da görüyorum veya bazı genç aşçılar keserken şu şekilde kesiyorlar mantarı. Bana sorarsanız çok yanlış, bıçağınıza yazık. Yani hep şu hareketi yapmamız lazım. Bıçağınızı körletmek istiyorsanız tahtaya devamlı vurabilirsiniz. Ama yavaş yavaş, şöyle ucu hiç kalkmıyor, arkası hareket ediyor. Onun için acele etmeyin. Evet, havalı gibi gelebilir ama bana sorarsanız son derece manasız. Sadece bıçağınızı kör etmeye yarıyor. Hep bu şu şekilde. Alttan gidiyoruz. Bıçağın önü hep sabit. Arka tarafı sadece kaldırarak kesiyoruz. Bir parça sarımsak kullanacağım. Bütün malzemelerimi hazırlayayım. Zaten makarnam da pişmiş olacak o sırada. Sarımsağı da ince ince doğruyorum. Sarımsak makarnaya yakışıyor. Yani nasıl yaparsanız yapın. Kremalı yapın. Domates soslu yapın. Karışık hem krema hem domates sosu. İşte roze diyorlar. Roz renginde, gül renginde oluyor ikisini karıştırınca. Ona da çok yakışıyor. Şöyle bir parça fesleğenim var. Yine fesleğen hemen hemen tüm makarnalara bana sorarsanız çok yakışıyor. Çok da abartmamak lazım. Şöyle 2-3 yaprak alacağım. Yapraklar büyük olmadığından dolayı. Fesleğenin çok baskın bir aroması var. Evet, güzel bir aroma katıyor ama sadece fesleğenli makarna gibi de olmaması lazım. Şöyle bir bohça haline getiriyorum. Sonra ince ince kesiyorum. Hep teknik aynı. Hep gidip geliyor, gidip geliyor. Parmağımı birazcık çekiyorum. Şöyle onları da koyalım. Çok az da maydanoz koyacağım. Birkaç yaprak. Yine onları da bohça haline getireyim. Onları da şu boşlukta keseyim. Niye bohça haline getiriyorum? Kesmesi çok daha kolay oluyor. Tabii ki çok da bastırmıyoruz. Şöyle elimi bir sileyim şurada. Makarnamın birazcık daha zamanı var. Sosu hazırlamamız lazım. Şimdi her zaman makarnayı önceden de pişirmiş olabilirdim. Sabahtan pişiririm, dolaba koyarım. Akşama tekrar birleştirebilirim sosuyla. Her ikisinin de sıcak olması lazım. Yani makarnayı tekrar ısıtmam lazım.
Sosun da sıcak olması lazım. İkisi birleşirken ikisinin de sıcaklığı önemli. Şöyle ayçiçek yağı değil, zeytinyağı kullanıyorum. Şimdi bir sürü malzeme var. Bunları sırasıyla içine atacağım. Parmesan peynirim de var. Onu da alayım toz halinde. Hangisinden başlamam lazım? Soğandan başlamam lazım. Soğanı güzelce karamelize etmem lazım. Zaten kuru etler çiğ çiğ de yenilebiliyor. Sonra mantarı atmam lazım. Sonra kuru etle sarımsağı atarım. Taze baharatları en son atarım. En sonunda da parmesan atarım. Krema sosumu da alayım. Şöyle kremayı. Kremayı sütle de karıştırabilirsiniz. Çok fazla krema tadı gelmesin istiyorsanız. Şöyle soğanları atalım. Hafifçe öldürelim. Arada sırada hep tuzu atacağız. Başlangıçta atıyoruz. Yine böyle hemen karıştırmaya başlamıyoruz. Bir parça zaman veriyoruz. Kendini toparlasın diye. Hafifçe öldüreceğim. Daha sonra mantarları ekleyeceğim. Onun da şeyi önemli, sırası önemli. Yani soğanları tamamen pişirdikten sonra mantarları eklersem ikisi beraber pişmeye devam edecek. Onun için bence sırası önemli. Hafif böyle kavrulmaya yakın, pişmeye yakın bunları eklemem lazım ki ikisi beraber devam etsin. Birazcık kendisini bırakmasını istiyorum, kendisini salmasını istiyorum. Mesela sarımsakları şu anda atsaydım muhtemelen yanacaktı bu soğanlar pişene kadar. Hep bekliyoruz. Aynı şekilde kuru etler de kupkuru olacaktı. Eğer bu kadar çok kavursaydım hafif yanık gibi o tadı istemiyoruz. Hafif böyle ıslak ıslak da kalsın makarnanın içinde. Şöyle bir iki tur daha çevirelim. Renk almaya başladı. Mantarları atabilirim. Şöyle çevirelim. Bir parça daha tuz. Bir makarnama bakma zamanı geldi. Çok az, 1-2 dakikası daha var. Hemen hemen sosum bitmiş olur. İkisini de eş zamanlı sıcak olarak koymam gerekiyor. Mantarlar yağ çeker. Direkt içine ne koyarsanız koyun. Mantarlar yağ çeker. Bu sizi korkutmasın. Şu an tavada mesela yağın zerresini göremezsiniz. Ama piştikten sonra da aynı patlıcan da bu şekilde yağ bırakmaya başlarlar. Eğer şu an panik yapıp biraz daha yağ koysam makarnam çok fazla, sosum yağlı olacak. O yağ tekrar bırakacak. Çok fazla yağlı bir yemeğim olacak. Onun için biraz sabredin. Gayet güzel kayıyor, hareket ediyor. Mantarlar pişince o çektikleri yağ bırakacaklar. Güzel güzel kokular gelmeye başladı. Şimdi zaten sarımsağı, kuru eti hafif süslenmiş atınca daha da bir coşkuyu vermiş olacağız. Birazcık daha karıştıralım. Çok az tereyağı ekleyeceğim. Artık sonuna doğru geliyorum. Hafif böyle o yağ tadı da gelsin. Kremada da bol miktarda yağ var. Süte oranla. Altını kısıyorum. Şöyle kremayı ekleyelim. Kremanın bir taşım kaynaması lazım. Kremayla çok fazla pişirmiyoruz. Saatler boyunca pişirmiyoruz. Bir parça kaynaması lazım. Bir taşım. Bir parça içine artık parmesan atıyorum. Üstüne de atacağım. Altını kapattım. Sıra makarnayı sudan almaya geldi. Şöyle alayım. Hazırladığım burada başka bir tencerenin içerisine koyalım. Kendi suyunu da atmayalım, bir kenarda kalsın. Eğer sosu birazcık koyu olursa normal su yerine hafif kendi nişastasını bıraktığı suyla açmak çok daha akılcı olacak. Tahmin ediyorum bu kadar makarna, bu kadar sosa yetecek.
Suyum da kenarda kalsın. Gerekirse bir parça açarız. Şöyle şimdi bir çevirelim. İkisini beraber bir parça kaynatıyorum. Şu makarnanın o sosu emmesi lazım. Hani dedik ya yalancı mantı gibi başta biraz daha büyük büyük delikleri. İçine birazcık o sosun girmesi lazım. Kuru etlerin, baharatların biraz sonra ekleyeceğim mantarın. Altta sosun kalmaması lazım. Yani vucuk vucuk o çorba gibi alt tarafta sosun kalmaması lazım. Ama bütün makarnanın da ıslak olması lazım. O sosla kaplanmış olması lazım. Gayet güzel gidiyoruz. Artık şöyle sonuna geldik. Baharatları atıyorum. Bir parça daha parmesan atayım. Üstüne de çok az daha atacağım. Şöyle karıştırın, görüyorsunuz. Gayet lezzetli gözüküyor ve çok da güzel kokuyor bu arada. Özellikle o kuru etten, sarımsaktan gelen lezzetle. Şurayı bir toparlayayım. Güzel bir tabağım vardı şurada küçük. En son yine koymadan karıştırıyoruz. Hepsini alacak gibi. Çok da güzel kokuyor. Ben de hepsini koyayım. Üzerine parmesanla şöyle daha servis edilene kadar, yiyene kadar bu da erisin. Gerçekten harika. Hepinize afiyet olsun. Bugün birbirinden güzel iki tane et yemeği yaptık. İlk yemeğimizde dana bonfile lokum vardı. Benim çok sevdiğim yabani pirinçti. İçerisini birazcık aromalandırmak lazım. Ben kayısı koydum. Böyle tatlılıklar yakışıyor. İkinci yemeğimizde makarna vardı. Rigatoni. Pennenin birazcık büyüğü. İçine daha iyi böyle sosları, bütün malzemeleri alıyor. Tütsülenmiş kuru etim vardı. Çok yakıştı. Mantarla karamelli soslu. Siz de deneyin derim. Hepinize afiyet olsun.